Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem cemaati müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu ana kadar yaşattı elhamdülillah. Toprağın altında değiliz, üstündeyiz elhamdülillah. Rabbimiz bizlere yeni yeni fırsatlar verdi. Yeni yeni salih amelleri işleme, yeni yeni Rabbimizin razı olacağı güzel işleri işleme fırsatları, imkanları sundu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ömrümüzün kalan kısmını öncekinden daha hayırlı, bereketli ve mübarek eylesin. Rabbimiz ömür fırsatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Bu ömrümüzün en güzel fırsatlarından birisi de 3 aylardır. Ve 3 aylarda bir fırsattır. Hem de müthiş bir fırsattır. Her sene gelen güzel bir fırsattır. Tabii bu 3 ayların gölgesi de üzerimize düştü elhamdülillah. Dolayısıyla 3 aylar biz Müslümanlar için bir milat olmalı. Yeni bir başlangıç olmalı. Böyle yeni bir kulluğumuza sayfa açmalıyız. İşte Recep ayıyla, Şaban ayıyla, efendim Ramazan ayıyla, mübarek gecelerle yeniden bu manevi atmosferin yüksek olduğu bu güzel, bu özel günlerde kollarımızı yeniden kulluğa sıvamalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu 3 aylar fırsatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabii hayat gelip geçiyor. Geriye baktığımız zaman ömrümüz ne kadar çabuk geçmiş, hayret ediyoruz. Hatta kişi öldükten sonra ahirette insanlar birbirlerine sorarlar, dünyada ne kadar kaldınız diye. Şimdi orada ahirette insanların vereceği cevap, ya böyle bir kuşluk vakti kadar, böyle bir akşam ile yatsı arası kadar bir zaman kaldık. Belki de ondan daha az kaldık gibi ifadeler söylenecek. Bu da gösteriyor ki, dünyada birçok kulluğa engel cezbedici işler var. Kulluktan engelleyen, ibadetlerden engelleyen birçok konu var. Ama neticede dünya fanidir, geçicidir. Dolayısıyla kulluğa engel olan her şeye karşı Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılarak kullukta diretmeli, engelleri aşmalı, şeytanı yenmeli, şeytan mağlup olmalı, Müslüman galip olmalı kulluk bakımından. Dolayısıyla bir 3 aylarda böyle bir şeytanı yenmek için, adeta bir tuşa getirmek için, Rabbimizin rızasına nail olmak, meleklerin gıpta etmelerine nail olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şefaatine nail olabilmek için güzel bir harman zamanı. Rabbimiz bu 3 ayları, bu harman zamanını Rabbimizin istediği şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabii bazı şeyler var, şimdi çıkmıyor ortaya. Yani bazen öyle oluyor ki insan ibadetlerin ehemmiyetini fark edemiyor. Bir haram olan, günah olan şeylerin zararını fark edemiyor. Zannediyor ki bu böyledir, bu böyle gider, bu devran böyle gider zannediyor. Fakat Allah-u Teala bazen dünyada onun sıkıntılarını, ibadeti terk etmenin, haramları işlemenin sıkıntılarını bazen dünyada kişiye tattırıyor. Ama dünyada kişi bunu hissetmese bile ahirette en acıklı bir şekilde bunu hissedecek, ancak iş işlerinde geçmiş olacak. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'da Necm suresi 39 ve 40'ta Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu kulluk imtihanında ne yapmamız gerektiğini ve ahirette de nelerle karşılaşacağımızı bizlere haber veriyor. Estağfirullah.
ve elleyse lil insan illa ma sa'a. İnsanoğluna ancak böyle çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığından başkası yoktur. Yani ne yaptıysa, ne gayret ettiyse onun karşılığı var. Onun dışında bir şey yoktur. Yani kişi günah işlerinde sevap beklemek yoktur. Kişi ibadet ettiği zaman samimi, ihlaslı bir şekilde onun muhakkak bir şekilde böyle sevap olarak, ecir ve mükafat olarak karşılığı vardır. وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى ve çalışması da sonra görülecektir. Yani dünyada insan bir şey fark etmese bile ne olur, ama ahirette bütün bu yaptıklarının zerre kadar hayır olsun mükafatı görülecek. Zerre kadar şer, kötülük de olsa onun da cezası verilecek. Dolayısıyla Müslümanın tavrı ne olacak? Rabbimiz Celle Celaluhu beni yarattı, kulluk için yarattı. Bana muhteşem nimetler, bedavaya nimetler verdi. El, göz, ayak, konuşma, dinleme, nefes alıp verme, birçok güzel nimetler verdi. Dolayısıyla Rabbimiz bütün bu nimetlerin ahirette hesabını soracak ve ben de çalışmalıyım ki ahirette bu çalıştığımın karşılığını alayım. Mümin bu gözle dünyaya bakmalı, bu gözle ömrüne bakmalı, bu gözle zamanı değerlendirmeli. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zamanı bir fırsata çeviren, üç ayları da bir harman gibi görüp de ahirette harman sevincini, hasat sevincini yaşayan kullarından eylesin. Tabii üç aylar bereketli aylar, güzel aylar. Onun bu Recep ayının, Şaban ayının, Ramazan ayının, onların bereket kaynağı Kur'an. Hani Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indi ya, Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde doğdu. Yani Kadir Gecesi Kur'an'ın doğum günü. Elhamdülillah. Ondan dolayı bin aydan daha hayırlı. Kadir Gecesi hangi ayda? Ramazan ayında. Dolayısıyla Kur'an'ın doğduğu gece Ramazan ayında olduğundan dolayı Allah o Ramazan'ı da çok bereketli kılmıştı. Elhamdülillah. İşte onun beresinde komşu olarak Şaban ayı var, komşu olarak Recep ayı var. O Kur'an'ın doğduğu geceye, Kur'an'ın doğmuş olduğu aya komşu olan Recep ayı ve Şaban ayı da bu güzel komşuluktan dolayı onlar da bereketli kılındı. Elhamdülillah. Dolayısıyla komşularımız iyi olduğu zaman biz de o iyilikten istifade ederiz. Hatta hadis-i şeriflerde vardır. Bir kimsenin bir komşusu vefat ettiği zaman kişi onun hakkında olumlu şahitlikte bulunduğu zaman, hatta hadis-i şeriflerde rakamlar da veriyor. Böyle bir hadis külliyatında şuna da rastladım. Bir komşu bile dese ki ya ben bundan memnundum, bu iyi bir Müslümandı, ben buna şahidim dese, Allah o bir tane dahi olsa o güzel komşunun şahitliğinden dolayı o kulu bağışlıyor. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. Demek ki hani ev alma, komşu al derler ya, komşu önemli. İşte komşuya, komşunun dindarlığı, ahlaklı oluşu, edepli oluşu da kişiye fayda sağlıyor. Dolayısıyla Ramazan ayındaki o Kur'an'ın fazileti, Kur'an'ın doğum günü olması, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olması ve ona komşu olan Şaban ve Recep ayına da böyle bir güzelliği, fazileti, ikramları yaymış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi iyi komşular edinen, iyi arkadaşlar edinen ve kendimiz de iyi arkadaş olan, iyi komşu olan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Tabii bu mübarek üç aylar girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadete bir yoğunlaşma gösteriyor idi. Efendimiz kim? Bizim peygamberimiz, örneğimiz. Ona iman etmesek Müslüman olamayız. Ona tabi olmak, onu örnek almak ne olur? Allah'a sevgimizin de ispatı olmuş oluyor. Dolayısıyla peygamberimiz bizim her şeyimiz ve bize her şeyde örnek. Yemede, içmede, yatmada, kalkmada, dua etmede, ibadette, gece hayatımızda, gündüz hayatımızda, ticari hayatımızda, savaş başta, barışta, komşulukta, akrabalıkta, velhasıl topyekün ömrümüzün sonuna kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir. İşte ibadetlerde de onu örnek alacağız. İşte mübarek üç aylar girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatı da önceki aylardan biraz daha farklı oluyor. Daha da artarak devam ediyor. Bu oruç tutmanın artması gibi, namazların artması gibi, hatta Ramazan'a böyle bir 15 gün kala biraz daha fazla artıyor. Hatta Ramazan'da son 10 gününde itikafa girdiği zaman o zaman da daha fazla bir artma oluyor. Yani dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir. Ramazan'ın
o Kur'an'ın, Kur'an'ın inmiş olduğu o Kadir Gecesi'nin adeta bir çekim alanı var ve o çekim alanını Müslüman yakaladığı zaman manevi bir iklime giriyor. Allah'ın izniyle öyle bir oluyor ki Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor ya, Allah'ın izniyle şeytanlar bağlanıyor, cennetin kapıları açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor. Dolayısıyla Müslüman daha Recep ayından itibaren böyle o manevi atmosfere girdiği zaman, Recep ayında bile, Şaban ayında bile Allah'ın izniyle şeytanları bağlama noktasına geliyor elhamdülillah. Cennet kapıları da ona açılmış oluyor elhamdülillah. Çünkü bu mübarek üç aylar öyle hoş, öyle muhteşem aylar ki, yani adeta üç tane cennet kapısı var. Yani Recep ayı, oradan bir cennete girme imkanı var. Şaban ayı, oradan bir cennete girme imkanı var. Ramazan ayı, oradan bir cennete girme imkanı var. Dolayısıyla üç ayları kişi değerlendirdiği zaman ibadetiyle, orucuyla, Kur'an okumasıyla, tesbihatıyla, cömertliğiyle, efendim öfkesine hakim olmasıyla, merhametiyle, şefkatiyle, istikamet üzere yaşamasıyla Allah'ın izniyle hemen Recep ayından adeta cennete bir kapı açılıyor. Buyurun buradan geçin cennete dercesine. Şaban ayından cennete bir kapı açılıyor. Buyurun cennete buradan girin diye. Ramazan ayında zaten o cennetin o güzel kapıları açılmış oluyor. Dolayısıyla Müslüman bu mübarek aylarda neyi görecek? Cenneti görecek bu ibadetlerin neticesinde. Cennetin kapılarını görecek ve Rabbimizin rızasını görecek. Bu gözle baktığı zaman Müslüman ne olur? Bu mübarek aylardan gaflete düşmez. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi 3 aylarda gaflete düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi ömrümüz boyunca gaflete düşmekten cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi korusun, muhafaza eylesin. Tabii bu mübarek 3 aylar içerisinde bir de kandiller var. Hani kandil bir aydınlıktır değil mi? Bir nurdur, bir yol gösterir. Dolayısıyla bu kandil geceleri de adeta kişiye böyle bir yol gösteren, bir yol işaretleri gibi kişinin önünü aydınlatan, istikbalini aydınlatan, geleceğini aydınlatan muhteşem gecelerdir. Şimdi Recep ayı girdiği zaman regaib kandil. Ne demek? Rağbet edenlerin gecesi. Yani Allah'a rağbet edenlerin gecesi, Kur'an'a rağbet edenlerin, namaza rağbet edenlerin, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rağbet edenlerin gecesi. Şimdi böyle bir rağbet olduğu zaman onun neticesi varacağı yer cennettir elhamdülillah. Sonra hemen Recep ayında 27'sinde Miraç gecesi var. O büyük bir mucize. Böyle adeta imanı, Müslümanın imanının böyle tekabül etmesi için, imanın güçlü kuvvetli olabilmesi için o Miraç mucizesine, böyle mucize bilincinin iyicene yerleşmesi için, kutsal bilinci, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'nın bilincinin yerleşmesi için Müslüman ne oluyor? O mübarek gecelerde de imanını adeta takviye ediyor. Böyle mucizelere inanmasıyla birlikte Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kutsalı olması bilinciyle hareket ettiğinden dolayı cennetten o kimseye aşık oluyor ve şeytanlar da o Müslüman okuldan kaçmış oluyor elhamdülillah. Ve baktığımız zaman Şaban ayının tam ortasında Berat gecesi var. Ne demek Berat? Cehennemden azat olmak demek. Hani mahkemede hakim diyor ki efendim falanca şahsın beratına diyor ya, artık o özgürlüğe kavuştu, kurtuluşa erdi, suçlu değildir, suçsuzdur deniliyor ya. İşte mübarek Berat gecesinde açılan o kapılardan, o kandillerden birisi de müminin cehennemden azat olması, müminin Allah'ın izniyle cennetin yoluna uçarak koyulması gibi muhteşem güzellikleri barındırıyor. Şimdi Ramazan ayına geldiğimiz zaman mübarek Kadir gecesinde de bin aydan daha hayırlı olan o mübarek gecede de adeta sevaplarda, efendim namazların, efendim tuttuğumuz oruçların, Kur'an okumaların, tesbihatların sevapları da böyle adeta kat be kat böyle artıyor ve Allah'ın izniyle cennetler de hadi gel seni çok özledim dercesine mümin kulu davet ediyor elhamdülillah. İşte mübarek üç ayların içerisinde bulunan kandillerde de muhteşem güzellikler var. Dolayısıyla mübarek üç aylardan gaflette olan insan çok büyük kayıp içerisindedir. Recep ayından, Şaban ayından, Ramazan ayından, efendim Regaib gecesinden, Miraç gecesinden, Berat gecesinden, Kadir gecesinden mahrum kalan insan birçok hayırdan da maalesef mahrum kalmış olur ki ahirette en büyük pişmanlığı da yahu her sene üç aylar geliyor, niye ben aklımı çalıştıramadım da bu ayları değerlendiremedim diye en büyük pişmanlığı da o olacak.
Ama iş işten geçmiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi iş işten geçmeden ömrümüzü, üç ayları, mübarek geceleri, her gecemizi, her gündüzümüzü en güzel bir şekilde değerlendiren ve bu gayrette çalışan kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 geceden bahsetti. Böyle duaların kabul olunduğu, böyle reddedilmediği 5 mübarek geceden bahsetti. Mesela onlardan her cuma gecesi. Ne güzellik. Her hafta geliyor elhamdülillah. Sonra her Ramazan bayramı gecesi, her Kurban bayramı gecesi elhamdülillah. Bunlardan bahsetti. Bir de bu mübarek 3 aylar içerisinde bu Regaib gecesinden bahsetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Şaban ayının ortasındaki Berat gecesinden bahsetti. Demek ki bu 3 aylar içerisinde de duaların reddolunmadığı, duaların kabul olunduğu, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kendisine uzatılan elleri geri çevirmediği, kabul ettiği muhteşem geceler var. Dolayısıyla akıllı olan, ben akıllıyım diyen, menfaatimi, çıkarımı bilirim diyen kimse bu mübarek 3 ayları değerlendirmelidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mübarek 3 ayları en güzel bir şekilde değerlendiren ve bu gayrette olan kullarından eylesin. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir husus da var ki böyle hakkında özel duada bulunduğu aylardandır. O 3 aylarla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duada bulunuyor. Ya bu da neyi gösteriyor? Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı hakkında, Şaban ayı hakkında ve Ramazan ayı hakkında özel dua ediyorsa ya burada Müslüman durması lazım. Yani burada çok önemli mesajlar var. Yani Müslümanın kaçırmaması gereken muhteşem bir fırsatlar var. Hani kişi der ya, ya falanca yerde bir arsa almıştım, efendim o şöyle katlandı, böyle oldu, şöyle değerlendi, efendim oradan yol geçtiydi, efendim fabrikalar yapılıyor, şuydu buydu. Bayağı bir değerlendi, sevinir ya o arsa için. Asıl yatırım ne arsadır, ne dolardır, ne marktır, efendim ne eurodur, ne efendim altındır, ne sanal paradır, ne bitcoin, ne şu ne bu. Bütün bunlar dünyada kalır. Ne kadar kazanırsan kazan, istersen dünyayı kazan, bu burada kalır. Ama asıl kazanç, asıl kişiye kazandıracak olan salih amellerdir, ibadetlerdir. Ömrümüzü de 3 aylarda değerlendirmedir. Rabbimiz Celle Celaluhu gelip geçici menfaatleri değil de ebedi olan menfaatlere, sevaplara, hayır hasenatlara sahip olmaya çalışan kullarından eylesin. Recep ayı girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bu 3 aylar duası. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belliğne Ramazan. Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını mübarek kıl. Bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Elhamdülillah. Recep ayı girince efendim böyle dua ediyor. Ya bu ne demek? Biz de dua edeceğiz. Recep ayının mübarek olması için dua edeceğiz. Şaban ayının mübarek olması için dua edeceğiz. Bir de böyle daha Ramazan'a 2 ay kala Recep ayı girer girmez Efendimiz ve belliğna Ramazan ne diyor? Bizi Ramazan'a ulaştır. Muhteşem bir ay ki Efendimiz daha 2 ay öncesinden bizi o mübarek aya ulaştır ya Rabbi de dua ediyor. Ve biz ümmetine de bunu öğretiyor. Dolayısıyla Efendimiz bu mübarek 3 aylar hakkında dua ettiğine göre burada büyük bir hazine var. Bu hazineden mahrum kalmamak lazım. Defineciler ne kadar büyük defineye sahip olursa olsun, büyük hazineler bulursa bulsun onlar dünyada kalır. Ancak en büyük hazine işte 3 aylarda yapılan dualardır. Efendim bu mübarek günlerde yapılan Kur'an okumalarıdır. Bu mübarek günlerde yapılan tutulan oruçlardır. Bu mübarek günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selleme getirilen salavat-ı şerifelerdir. Yani velhasıl vakti de zamanı da Allah'ın razı olduğu bir şekilde değerlendirmektir. Rabbimiz cümlemizi, zamanımızı, 3 aylarımızı, mübarek geceleri, her gecemizi ve gündüzümüzü birer hazine gibi değerlendiren, fırsatları da Rabbimizin razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Bu mübarek 3 aylar duasının bize mesajları da var. Şimdi biz bu duayı edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ım bizleri, Allah'ım bizlere Recep ayını ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Efendimiz şöyle demiyor. Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını bana mübarek kıl demiyor.
beni Ramazan'a ulaştır demiyor. Ne diyor? Rabbimiz Celle Celaluhu yakarırken, Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Allahu Ekber. Bizi Ramazan'a ulaştır. Burada da bir bencillik yok, bir egoistlik yok. Bütün Müslümanlara da sen müminsin, mümin olanda egoistlik bulunmaz, mümin olanda bencillik bulunmaz, mümin olanda hep bana, hep bana bulunmaz, hep bize, hep bize, hep bize bulunur. Onu da bu duayla Efendimiz birliğimizi de, beraberliğimizi de, mümince kardeşliğimizi de bu mübarek duada vurgulamış olur. Elhamdülillah. Şimdi bakalım bazı mesajlar var. Bu mübarek üç aylar duasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayları fırsat bil diyor. O dua demek ediliyorsa üç ayda böyle bir mesaj var. Gaflette kalma diyor. Çünkü bu ay önemlidir, bu aylar. Sonra bu aylarda kulluk eğitiminden geçiyor. Üç ay az bir zaman değil. Yani üç ayda kişi kulluk eğitiminden geçtiği zaman ne olur? Üç ay devamlı namazla, Kur'an'la, tesbihatla, zikirle, hayır hasenatla, cömertlikle meşgul olduğu zaman ne olur? Üç ayda iyice de bunlar meleke haline gelir. Diğer sene de o üç aya benzemeye başlar. Elhamdülillah. Üç aylık o zaman diliminde manevi olarak bir eğitim almış oluyoruz. Bu manevi eğitimi diğer aylara da yansıtma imkanı olmuş olur. Elhamdülillah. Sonra nedir? Efendimiz bu mübarek üç aylarda dua ettiği zaman dua istemek demek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiyor. Tabii ne istedir? İyi şeyler istenir, güzel şeyler istenir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizleri iyi şeyler istemeye, güzel şeyler istemeye hem teşvik ediyor, hem de teyakkuz halinde olalım. Her daim iyileri, güzellikleri, sevaplı işleri, hayırlı işleri, Rabbimizin razı olduğu, Peygamberimiz de memnun olduğu, meleklerin de gıpta ettiği işleri istememizi bu mübarek dua ile bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesaj olarak vermiş oluyor. Daha bu duada ne var? Kişi sevdiğini anar. Efendimiz dua ediyor. Allah'ım diyor. Allah'ım diyor. Bizi, bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Kişi sevdiğini anar. Allah en fazla seveceğin. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Sonra annem ve babamız, hocalarımız vesaire falan. Sonra ama zirvede Allah vardır. Allah'tan daha fazla kimse sevilmeyecek. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. İşte Efendimiz bu mübarek üç aylar duasında da kişinin sevdiğini anmasına bir örnek veriyor. Dolayısıyla kişi sevdiğini zikreder, sevdiğini anar, sevdiğini hatırlar. Dolayısıyla kişi sevdiğini ne kadar anar, hatırlarsa Allah da onu hem dünyada hem de kabirde, ahirette, mahşerde, sıratta hatırlar. Yani lütfeder, imkanları lütfeder. Efendim ecirler, mükafatlar verir. Onun da yüzünü güldürmüş olur. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, Rabbimizi ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar zikreden kullarından eylesin. Daha ne var bu güzel duada? Allah'ın Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Bir hedef belirleme var. Hani planımız, projemiz olacak ya, Müslümanın planı, projesi nedir? Hepsi sevaplı işlere, hayırlı işlere, Allah'ın razı olduğu işlere yönelik olmalıdır. İşte burada Efendimiz hedefi gösterdi. Hedef Ramazan. Kur'an'ın inmiş olduğu ay, Kur'an'ın inmiş olduğu gece, Kadir gecesi orada, bin aydan daha hayırlı gece orada, böyle muhteşem rahmetin yağmış olduğu gece, efendim gündüzler hepsi orada, hedefini gösteriyor. Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Bu da nedir? Bizlere hedef belirlediğimiz zaman, belirleyeceğimiz zaman, plan, program yapacağımız zaman, sevaplı işlere yapmalıyız, hayırlı işlere yapmalıyız, Allah'ın razı olduğu, memnun olduğu işlere yapmalıyız diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere güzel mesajı. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu üç aylar duasında verilen mesajları alan, alma gayretinde olan kullarından eylesin. Elhamdülillah üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Ne güzel bir bereketli zaman dilimi. Şimdi arkadaşlarımızdan, komşularımızdan, akrabalarımızdan, belki de ailemizden geçen üç aylarda olup da şu anda aramızda olmayanlar var değil mi? Bilerek şere gidiyorlar. Hepimizden gidiyor. Dolayısıyla şu anda üç aylara ulaşıp ulaşamayacağımızı da bilemiyoruz. Yani bu bir fırsat.
Bu böyle bir daha ele geçemeyecek, geçirilemeyecek altın bir fırsat. Madem ki toprağın üzerindeyiz, toprağın altında değiliz. Ya o da rahmetli oldu, bizim için şimdi denmiyor. O halde ne yapacağız? Hayatımızın kıymetini, ömrümüzün fırsatını değerlendirmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzü en güzel bir şekilde değerlendiren ve razı olmuş olduğu salih amelleri çoğaltan kullarından eylesin. Şimdi bu mübarek üç aylar, işte Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, ya adeta bir cennet kapısı bunlar. Yani öyle bir güzellik var ki her birinde bir bereket hazinesi var, her birinde bir sevap deposu var, her birinde bir ibadet çağlayanı var. Yani her bir ayda kulun Rabbini sevme, Rabbine yönelme, Rabbin de onu bağışlama, kulum diyeceği o muhteşem güzellikler var. Ama ne olur, fırsat hazır olanlara gelir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi fırsatı değerlendiren Ramazan-ı Şerifi, Şaban-ı Şerifi, Recep-i Şerifi, topyekün üç ayları, kandil gecelerini, topyekün ömrümüzü en güzel, en hayırlı, en bereketli şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.